Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bu minvalde video çekmiyorum. Birazcık senkronize olayım şeyle, dünyayla. O yüzden ve birkaç tane aldığım not var. Onları sizlerle paylaşayım. İşte aşı olduk. Eşim de oldu, ben de oldum. Gayet iyiyiz, hiçbir sıkıntı yok. Aşı olmayanlar gitsin aşılar olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Aşı olduk. Aşı olduğumuz gün çok inanılmaz bir yoğunluk vardı. Hatta bahsettiğim videoda da. Sağ olsun polis abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz, insan park cezası yazmış. Arabayı nereme soksaydım çok merak ediyorum. Ben ve benim gibi oradaki yüzlerce araç. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Herkese ceza kesildi mi? Park cezası. Ceza doğru bu arada. Kaldırıma park ettim arabayı. Ya şey de çok kötü ya. Güya ben duyarlı vatandaşım. Kaldırım çok geniş bir kaldırım. Şöyle söyleyeyim. Bir ara yani yoldaki bir şeritten daha kalın bir kaldırım. İnsanlar paralel çekmiş arabaları. Daha fazla araba sığsın diye muhtemelen. Ben de daha böyle şey çekeyim de güzel çekeyim de işte bir bebek arabası, bir tekerlekli sandalyeye düzgün geçsin diye böyle arabadan indim, sağına soluna ölçtüm, biçtim güya. Kendimce İnsanım yani kendimce. Neyse. Çok çok üzüldüm yani. Şeyden dolayı çok üzüldüm. Parasında pulunda vallahi değilim. Belli ki bir anormal durum var yani. Çok net. Ben şey demiyorum yani tamam. Bu durumu kullanıp saçma sapan şeyler yapalım ve cezasız kalsın demiyorum. Yani tamam kaldırıma çektik ama abi başka çekecek yer yok yani. Park yeri olsa düzgün ya da kaldırımdan başka bir tane alternatif yer olsa size yemin ediyorum ben hatta oraya giderken bizim çok sık gittiğimiz bir hastane. Çocukları biz sürekli oraya götürüyoruz. Yani avucumun içi gibi bildiğim bir yer. Hiçbir yerde park yeri yok. O kadar kalabalık ki zaten bildiğim mahşer yeri gibiydi o gün orası. Yani bunu göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu kadar da olmadık yani. Biz bu kadar kuralcı bir ülke olduğumuzu ben düşünmüyorum yani. Tamam kurallara çok uyuyoruz. Bütün her şeye dört dörtlük ama abi yani bunu esnetelim bazı zamanlarda. Öncelikle onu söyleyeyim. Spotify hesabımı kapattım. Netflix'i kapattım. Amazon Prime vardı onu kapattım. Bir şey daha vardı onu da kapattım. Gerçi uzun zaman oldu kapatalı ama içlerinde ben en çok Spotify kullanıyordum. Diğerlerini zaten bayağıdır kullanmıyordum. Spotify'da da podcast dinliyordum. Tabi alışkanlıklardan dolayı da podcast dinlemeye Spotify'dan devam ettim. İşte Seyfettin Başsaraç olması lazım diye bir arkadaşı takip ediyorum. İşte Twitter'dan, YouTube'dan da takip ediyorum. İşte Mert Bulan'la Mert'i de tanıyorum. Bir podcast'inin linkini koymuştu Twitter'a. Tıkladım lan Apple Podcast açıldı. Ya dedim lan podcast'i icat eden adamlar zaten Apple. Ben niye Apple Podcast kullanmıyorum? Bir baktım zaten bütün her şey aynı şekilde podcast'ler orada da var. Yine gittim onları şey yaptım. Abone oldum onlara. Dolayısıyla Spotify'dan tamamıyla bu vesileyle kurtulmuş oldum. Çünkü dediğim gibi atabildiğim kadar atıyorum şeyleri. Uygulamaları, abonelikleri neyse onlar. Daha böyle sade olsun istiyorum her şey. Hem zaten macOS'ta yüklü geliyor şey biliyorsunuz podcast. Şeyde de yüklü geliyor telefonda da. Hem de arayüzü de tertemiz. Takıyorum play ediyorsun. Dıngır dıngır anlatıyor arkadaşlar. Bu arada Mert'le Seyfettin'in şeyine de ne derler? Linkini bırakırım aşağıya. Podcast'te güzel şeylerden bahsediyorlar. Gerçi bir iki tane bölüm çekmişler daha. Ama dinleniyor yani. Ben dinliyorum. Hoşuma da gidiyor zaten. 2-3 tane bölüm var. Velhasıl işte bu kullanıcı alışkanlığı denilen şey çok ilginç bir şey arkadaşlar. Sizi öyle bir mahkum ediyor ki içinden çıkıp böyle kafayı kaldırıp da sağ sola bakamıyorsunuz. İşte şey yapmaya başladık. Havalar biliyorsunuz ısındı zaten. Isındı derken bir soğuyor bir ısınıyor ama sonuçta kısa kolla geziyoruz. Bir yeşillik alan bulduk Trabzon'da yakın evimize.
Oraya gidip çocuklar işte orada top oynuyoruz. İşte kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Kendimiz getirip işte ekmeğin arasına bir şey koyup yiyoruz falan. Öyle bir saat falan orada takılıyoruz. Ama o bir saat bizi bayağı bir rahatlatıyor. Çok da güzel oluyor. Çocuklarla da güzel vakit geçiriyoruz. Fakat son gittiğimizde işte bir tane karı koca kitap okurken gördüm onları. Hatta böyle uzaktan yürüye yürüye yaklaştım. Baktım bildiğin kitap okuyorlar güzel bir şekilde. Sonra baktım yanlarında da çocukları var. Elinde top. Topu tutmuş çocuk. Duruyor yani. Hiçbir şey yapmıyor. Sağa sola bakılıyor yani. Bir arkadaşım olur mu falan. Neyse aradan bir zaman geçti. Biz kale kurduk. Başladık çocuklarla top oynamaya. O garip bir çocuk orada hala da. Çocuk da büyük yani. Şöyle söyleyeyim. 8-9 yaşında vardır. Hala şey. Anne baba hala hiç çocukla hiç en ufak bir muhabbet yok. Bir şey yok. Ellerinde kitap okuyorlar. Ne okuduklarını merak ettim aslında. Biz başladık oynamaya. Şimdi gözümün ucunda rahatsız oldum. Şimdi çocuk bize bakıyor. Bizle oynamak istiyor. Sessiz, sakin. Yani artık nasıl bir şeyse yani gelip bize de şey de demiyor çocuk. Artık annesinden babasından mı çekiniyor? Çünkü bazen çocuklara şey tembih ediyorlar. Gidip oynamayın başkasıyla bilmem ne. Abi tam dip dibeyiz ha, yanlış anlamayın. Ya aradan bir zaman geçti. İyicene rahatsız oldum. Çünkü biz deli gibi eğleniyoruz. Çocuk orada garibim. Elinde top. Topu yere dahi şey yapmıyor. Bırakmıyor yani. Tufan'a dedim ki Tufan git. De arkadaşına da işte arkadaşa. Gelsin bizle oynayabilir yani. Bizden oynasın falan. Tufan da cabanilik etti. Ömer'e dedim. Abim gelirse giderim dedi. Gitmiyorlar. Çocuk orada hala şey. Ben rahatsız oldukça oluyorum. La anası babası da kardeşim. Az kaldır kafanı da. Olmuş 40 dakika geçmiş aradan. La az kaldır kafanı ya. Sen de ki en azından uşağına bak. Git orada abiler oyun oynuyor. Git sen de oyun onlarla. Abiler dedim. Tufan'dan Ömer'den büyük uşak zaten. Neyse sonra abi nasıl olduysa işte bizden oyun bizden derken çocuklarla oynattım onları bayağı bir. Uşak da mutlu oldu. Terledi hemen. 10 dakika oynadı. Uşağın üstünü değiştirdiler. Ya Allah'ım ya. Ya bazen fıttırıyorum arkadaşlar. Gerçekten bana kalmamış haddim değil ama çocuk yetiştirmek motamot böyle işte çocuk gelişim kitapları var işte psikolojik manada çocuk pedagojik olarak nasıl yetiştirilir falan bunları anlatan insanlar var, doktorlar var. Tamam bunların dedikleri muhakkak hep doğru ama abi böyle bir şey yok yani kapalı kutunun içinde çocuk mu yetişir? Ben bunu sevmiyorum arkadaş. Çocuk dediğim piç olur. Piç olurdan kastım şu kötü manada değil yani. Abi çocuk enerjik olur, yerinde duramaz. Ne bileyim yani nasıl oluyor bu ben bilmiyorum. Neyse bana kalmamış. Yani çok da umurumda olan bir konu değil. Ama paylaşmak istedim. Şimdi bazen YouTube yorumlarına, Twitter'daki attığım tweetlerin altına bazı genç olduklarını tahmin ettiğim kardeşlerim, arkadaşlarım şey yazıyor. İşte böyle laf sokuyorlar kendilerince falan. Çünkü genelde ben mülayim bir insanım. Yani öyle takılıyorum en azından. Ama şunu buradan söyleyeyim. Ben sokaklarda büyüdüm. Dediğim gibi işte anaokuluna ben gittim. 89 olması lazım. Ben 88'de mesela sokaktaki halimi hatırlıyorum. Arkadaşlarım, kardeşlerim var bir sürü. Yani bildiğin sokakta büyüdük biz. Sonrasında Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Elektrik bölümünde. Sonrasında 10 yıl böyle patara kütere ticaretin içinde oldum, çalıştım. Kod da yazdım, işin ticaretini de yaptım. Mal da sattım, mal da aldım. Sattığım malı gittim, teslim ettim, kurdum. Parasını tahsil ettim falan. Bunları şundan söylüyorum. Bazen laf sokuyor arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Yani hiçbirine neredeyse bir şey demiyorum da. Yani piçlik, bir de benim yapım da zaten buna çok uygun. Yani ben piçin önde gideneyim normalde. Çok güzel laf sokabilirim. Hatta öyle bir sokarım ki lafı. Yani 3-4 tane arkaya sokarım. Daha ilkini çıkaramadan böyle şeyin çıkar yani. Ne derler? Canını, ruhunu teslim edersin ki bu adam niye böyle dedi diye. Dolayısıyla zaman zaman zorlanıyorum bir şey yazmamak için ama
Yine de o toplara çok fazla girmiyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani ben şey değilim. O parlak suratlı uşaklardan değilim. Yine gerildim durduk yere. Bokum ben bok. Bunu biliyor musunuz? Kardeş payında var. Bokum ben bok. Boktan korksak tesisatçı mı olurduk Şerif abi? Bunu da böyle söyleyeyim. Çünkü bazen yayınlamadığım yorumlar oluyor. Bildiğin küfür ediyor adam bana. Küfür de edemiyor da. Küfür ettiğini sanıyor yani. Sonra edeceğim ona bir küfür. Çıkacak kırmızı odaya ki adama bir şey dedim. Adam bana öyle bir küfür etti ki arkadaş. Çocukluğuma geri döndüm bilmem ne. Dur uğraş ondan sonra ondan. Neyse. Geçen de düşünüyorum. Bir sürü insan tanıyorum. Tanıyorum derken birçoğunu fiziksel de tanıyorum. Birçoğunu işte internetten tanıyorum ama kimseyle şeyim yok. Aktif bir iletişimim yok. Ne Telegram'dan ne böyle bir işte Zoom'dan, Skype'dan, WhatsApp'tan kimseyle böyle yazıştığım yok. Yani kimseyle yazışmıyorum. Bilerek de yazmıyorum açıkçası. Şeyden dolayı yani herkesin işi var, gücü var. Ama böyle yazsam bayağı bir muhabbet edebileceğim, sohbet edebileceğim çok güzel insanlar var. Ya bazen diyorum ki acaba böyle sohbet muhabbet etmek gerekiyor mu? Hem kendim için hem aradaki muhabbeti daha da zenginleştirmek için. Son zamanlarda bunu düşünüyorum. Sonra diyorum ki ya hiç insanları rahatsız etmeye gerek yok. Çünkü bu Messenger zamanında özellikle ICQ, Messenger zamanlarında, daha doğrusu Messenger, ICQ daha eski. Yani işin o iletişim şekline dönmesinden çekiniyorum. Dolayısıyla da ayda yılda bir görüşsek de daha keyifli oluyor en azından. O büyüyü bozmamak adına çok da fazla şey yapmıyorum açıkçası. Kimseye yazmıyorum. Bunu niye mesela şu an anlattım onu bir yazmışım. YouTube muhabbet konuları diye. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. Asıl şeyi unuttum ya. Fark etmişsinizdir. Dediklerimi yutuyorum yavaş yavaş arkadaşlar. Ne bu? İşte videoları parçalıyorlar. Parçalatmam. Parçalıyoruz artık. Dakika yazıyorum bazı videoların altına. Açıklama yazıyorum. Başlıklara düzgün yazıyorum. Abone ol düğmesi koydum aşağı. Kanalı büyütüyorum arkadaşlar. Kanalı büyüteceğim ya. Bakayım büyütebilecek miyim? Yine Twitter'dan falan çok böyle şey yapmıyorum. Paylaşmıyorum. Zaten 2-3 gündür Twitter, Instagram yine şey yaptım. Kapattım. Logout oldum yani en azından. Kanalı büyütmek istiyorum. Şey gibi hissettim şimdi. Şener Şen'e var ya domates. Domates. Normalde şey diyecektim. Kanalımıza abone olun. İşte like yapın. Zil açın falan. Ama kanalı büyüteceğim. Lafı fazla uzatmayayım. Yine her şey aynı aslında. Rastgele yine çekiyorum her şeyi ama görece insanlar keşfetsin diye düzgün açıklamalar, işte etiketler, ıvırlar zıvırlar kullanmaya başladım. Dediğim gibi zaten istatistiklere de bakmaya başladım. Abone olmadan izleyenler çok fazla. Abone olanlar zaten herkes tanıyor ben. İsim isim söylerim size. O kadar şey az. Bunu da buradan söyleyeyim. Şey yazmışım. Hiç hırsım yok. Sadece bunu yazmışım mesela. Bunu niye yazmışım hatırlamıyorum. Kesin bir şeye darlandım yazdım bunu. Şeydir. Ne, insanlar bir piksellik karları ya da kazanımları için karakterlerinden feragat ediyor. Bunu ben niye yazmışım mesela? Bunu diye niye yazdım? Altında şey yazmışım. Hiç hırsım yok. Hatırlamıyorum. Yani bununla ilgili tabii ki konuşurum da. Ya şeye ben üzülüyorum ya. İnsanların dedikleriyle yaptıkları uyuşmuyor. Ve bunun farkında oluyorlar ya da olmuyorlar. Ondan da emin değilim. O hallerini görünce adamlardan daha çok ben utanıyorum. Yani aslında şey gibi. Bu Acun'un yarışması var ya. Yeteneksizsiniz. Bu ilk çıktığı senelerde çok izliyorduk biz bunu. Abi adam çıkıyordu. Yemin ederim adamdan çok ben utanıyordum. Şimdi bu karakterdeki adamlarda da şöyle bir sıkıntı var. Bunlar çok akıllılar genelde.
Bunlar o kadar akıllı ki, sırf akıl yani bunlar. Biz geri zekalıyız. Bunlar çok akıllı. Hiçbir şey çevredeki insanlar fark etmiyor. Bunlar bir şekilde gemilerini yürütüyorlar. Ama aslında kabak gibi de kafalarındaki o sinsi şeyler, planlar diyeyim. Plan mı demek lazım, ne demek lazım bilmiyorum. Gün be gün ortada yani, bakmasını bilen için. Bunları böyle gördükçe üzülüyorum. Zaten şey, ne derler? Neyse. Deyip de şimdi de şöyle bir sıkıntı oluyor. Adam izliyor ya, tweet atıyorsun ya da izliyor. Bana mı dedin? Ya he, sana dedim, sana niye diyeyim? Ha sen oysan, tamam, üstünü alıyorsan sana dedim tabii ki de yani. Kime diyeyim başka? Bu da böyle bir trip var. İşte tornavidanı veriyorsun. Ne bileyim. İşte baktım, kitap veriyorsun. Tamam, adam alıyor mesela, gitti. Aradan geçmiş 2 sene. Alo. Ya tornavida lazım da getirebilir misin onu? Ne kadar değerli tornavidan var. Evet, değerli kardeşim. Değerli tabii yani. Ben para verdim, aldım bunu. Bu bir alet. Ya bir kitap almıştım benden, hatırlıyor musun? Oldu bir 365 çarpı 2 gün. Hatırlıyor musun? Onu getirsene ya. Getirebilir misin? Bir de yalvarıyorum adama. Ne kadar değerli kitabım var ya. Oğlum değerli değilse siktir git al aynısından. Tahsilat yapıyorduk eskiden. Yani o işlere de ben direkt uğraşmışlığım da var, endirekt uğraşmışlığım da var. Adam 2 sene borcunu ödememiş, adamı arıyorsun her gün. 300 gün adamı arıyorsun. Bu rakamlar abartı değil ha. Bildiğin gerçek yani. 300 gün adam arıyorsun. Kardeşim paramı ver. 2000 dolar mı ver? Adam şunu diyor sana. Daha 300 kere aramışsın. Vereceğim kardeşim. Bir yerden para bekliyorum diyor sana şimdi. Bir yerden para bekliyorum. Vereceğim. İşte diamond arsası var. Bunu satacak. Verecek bana. Vereceğim sana. Tamam. İşte fındık var. Fındığı satacağım. Çayı satacağım. Tamam. Yalan. 300 gün aramışsın. Adam sana şunu söylüyor en sonunda. Ya ne kadar kıymetli param var ya. Kardeşim. Nasıl yani ne kadar kıymetli param var? Ver paramı o zaman. Adam senin malını satmış. Senin paranı, cebindeki parayı almış senden. Gitmiş, yemiş, sıçmış. Çoğu da alem yapmış o paralı. Sen senin olan şeyi istiyorsun, suçlu oluyorsun. Bu adamlar, emniyet kemerini takmayan adamlar, yere tüküren adam, aşı olmayan adam, maske takmayan adam, ellerini yıkamayan adam, insan, cinsiyetçilik yapmayayım, insan. Bunların hepsi aynı arkadaşlar, aynı insan. Bunu kanıtlayamam size ama bu hikayede anlattığım tornavidayı getirmeyen, borcuna sadık olmayan, elini yüzünü yıkamayan adam hep aynı adam ve üzülerek şunu söylemek istiyorum. Çoğunluğumuz bu insanlarla dolu arkadaşlar. Yani çoğunluk, nüfusun çoğunluğu bu tipte insanlarla dolu. Paranı verirsin, borç alırsın başkasından. Bak param var, paramı verdim. Bir de ticaret yapıyorum. Mal almam lazım. Kredi çekiyorum, mal alıyorum. Adamın bana zaten borcu var, benim param vermiyor. Ben boğuşuyorum. Adam Instagram'a mesela fotoğraf koyuyor. Benim dediğim yıllarda Instagram yoktu da atıyor. Facebook'a fotoğraf koyuyor. Dansöz oynatıyor adam. Ey gidi kardeşim benim. Ha burada şey girmesi lazım. Bir tane müzik var ya. Üşenmezsem onu girdireceğim oraya. Yoruldum ya. Vallahi billahi ya. Ne hikayeler böyle. Böyle ne hikayeler. Gözlükler de tozlanmış.
Yaşlandım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saç, baş, beyazladı hep sakallar, makallar. Evin içinde büyük mücadele veriyorum. Evin içinde, dışında, sağında, solunda bildiğin mücadele non-stop devam ediyor. Çok şükür sağlığımız, saatimiz yerinde. Bu akşam halı sahada maç var. Çok heyecanlıyım. Yıllar sonra maç yapacağız. Habram ağrıyor ya. Habırdaki şey var ya. Mafsal diyeyim ona. Orada bir ağrı var. Kaç gündür var. Uykuda sıkınca ağrırmış falan filan. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.